Bir önceki videoda yalnızca bir kiralite merkezi olan bir bileşiğin fişer iz düşümüne bakmıştık. Bu molekülde ise iki tane merkez var ve hedefimiz her bir kiralite merkezinin konfigürasyonunu belirlemek. Bu çizgilerin kesiştiği yerde kiralite merkezi olduğunu biliyoruz. Önce üsttekine odaklanalım ve bu karbonun konfigürasyonunu belirleyelim. Bu karbonu sağ tarafa da çizelim. Biliyoruz ki bir Fischer iz düşümünde yatay çizgiler sayfa düzleminden dışarı çıkıp bize dönük gibi duran bağları gösterir. Burada sol tarafta hidrojenle olan bağ sayfa düzleminden dışarı doğru çıkıyor. OH bağı da aynı şekilde. Bunları sağ tarafa çizelim. Bunları bildiğiniz gibi vejeş gösterimindeki kama şekliyle ifade ediyoruz. Benzer şekilde dikey çizgilerin bizden düzlemde uzaklaşan bağları temsil ettiğini biliyoruz. O zaman kesikli çizgi çizeceğiz. Bağın ucunda karboksilik asit var. O da zaten oksijenle çift bağ ve OH grubuyla tek bağ kurmuş bir karbondan ibaret. Aşağıdaki diğer dikey çizgiye bakalım. Bu düzlemde bizden uzaklaşmakta olan bir bağ temsil ediyor. Bunu çizelim. Şimdi kiralite merkezimize yukarıdan bakıyoruz. Buradaki karbon bir oksijene, karbona ve hidrojene doğrudan bağlı. Zaten yalnızca bu atomlar için konfigürasyon belirlememiz gerekiyor. O zaman bunları çizelim. Kiralite merkezimize buradaki karbona geri dönelim. Konfigürasyon belirlemek için o karbona doğrudan bağlı olan atomlara bakıyoruz. Hidrojen, oksijen ve iki karbonumuz var. Bu atomlar arasından en yüksek atom numarasına sahip olan oksijendir. O zaman OH grubu en yüksek önceliği alır ve buna bir numara deriz hidrojen ise en küçük atom numarasına sahiptir. Bu da en düşük önceliğe denk gelir. O zaman 4 numara deriz. Sırada karbona karşılık karbon var. Karbonların aynı atom numarasına sahip olduğunu biliyoruz. O zaman eşitliği bozmak lazım. Bunları önceki videolarda görmüştük. Bu karbonlara doğrudan bağlı atomlara bakıyoruz. Alttaki karbon bir oksijene, karbona ve hidrojene doğrudan bağlı. Bunları atom numaraları azalacak şekilde sıralıyoruz. Yani oksijen, karbon, hidrojen. Karboksilik asidimizdeki karbonsa bir oksijene çift bağlı. Yani burada iki farklı oksijene bağlıymış gibi davranıyoruz. Burada bir oksijen bağımız daha var. O zaman konfigürasyonu yazarken oksijen, oksijen, oksijen diyebiliriz. Sırada kıyaslama var. Oksijenle oksijeni kıyaslarsak beraberlik olur. Bir sonraki atoma gidiyoruz oksijene karşılık karbon. Bu durumda tabii ki oksijen karbonu yener. Çünkü atom numarası daha büyüktür. Kısacası karboksilik asit grubu daha yüksek önce diye alır. Yani bu ikinci grup olmalı. Aşağıdaki grupsa üçüncü grup olmalı. Bunu yaptıktan sonra sıradaki hedefimiz hidrojeni bizden uzaklaşacak şekilde yerleştirmek. Son videoda bahsettiğim numaraya başvuracağım. Böylelikle molekülü zihnimizde döndürmeye gerek kalmayacak. Hidrojeni bir süre görmezden gelin ve yalnızca 1, 2 ve 3'e bakın. 1 burada, 2 burada, 3 ise burada. 1'den 3'e doğru bir daire çizecek olursak bu yönde gidiyoruz. Saatin ters yönünde. Bunun S olduğunu biliyoruz. S gibi görünüyor fakat hidrojen düzlemde bize dönük. Bildiğimiz üzere hidrojen bize dönük olduğu için S gibi görünse de tersini almamız gerekiyor. O zaman bu aslında R. Bu da demek oluyor ki bu molekülü oluşturup hidrojeni düzlemde bizden uzaklaşacak şekilde döndürürsek hemen R olduğunu görürüz. Fakat bu yöntem sayesinde bunu yapmanıza gerek yok. Bence konfigürasyon belirlemenin en kolay yolu bu. Hem de çok hızlı bir yöntem. Evet, diğer kiralite merkeziyle devam edelim. Buradaki karbonu çizelim ve yatay çizgilere bakalım. Sol tarafta OH'la bağımız var. Sağ tarafta ise hidrojenle bağ var. Bunlar düzlemde bize dönük. İşte soldaki OH ve sağdaki hidrojen. Şimdi dikey çizgilerimize bakalım. Buradaki çizgi bağın düzlemde bizden uzaklaştığını gösteriyor. Kiralite merkezimize yukarıdan bakıyoruz değil mi? Burada bir karbon bağ olacak ve bu karbon bir oksijene, bir karbona ve hidrojene doğrudan bağlı olacak. Bunları çizelim. Tüm bu atomları çizmeye ihtiyacımız yok. Çünkü konfigürasyon için bunlar yeterli. Şimdi buradaki diğer dikey çizgiye bakalım. Bu karbon bağı düzlemde bizden uzaklaşıyor. Kesikli çizgimiz var, karbona bağlanıyor. Bu karbonsa iki hidrojene ve bir oksijene doğrudan bağlı. Bunları da çizelim. Kiralite merkezimize geri dönelim. İşte buradaki karbon ve buna doğrudan bağlı atomlarımıza bakalım. Bir oksijen, hidrojen ve iki karbon. Oksijenin en yüksek önceliği aldığını biliyoruz. O zaman OH grubu en yüksekli öncelikli gruptur ve hidrojen ise en düşük öncelikli gruptur. Karbonlar arasında yine bir beraberlik var. Üstteki karbon bir oksijene, karbona, hidrojene doğrudan bağlı. Atom numarası azalacak şekilde yazarsak oksijen, karbon, hidrojen. Alttaki karbonsa oksijen, hidrojen, hidrojene bağlı. Eşitliğin ilk bozulduğu yere bakalım. Oksijene karşılık oksijen var yani beraber. Sıradaki karbona karşılık hidrojen var. Karbon atom numarasının daha büyük olduğunu biliyoruz. O zaman üstteki grup daha yüksek öncelik alır. Bu 2 numara olmalı. Aşağıdaki grupsa 3 numara olmalı. Yine kolay yöntemimizi kullanalım. Hidrojeni şimdilik göz ardı ediyoruz ve 1 2 3'e bakıyoruz. 1'den 2'ye, 2'den 3'e bu şekilde gidiyoruz ki bu saat yönü R saat yönü olduğu için bu dizilimin R gibi durduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu bir Fischer iz düşümü olduğu için hidrojen bize dönük. Yöntemimiz ne diyordu? Göründüğünün tersini alacağız. Yani R gibi duruyorsa aslında S olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıya aslında S yazalım. İşte bu kadar. Kiralite merkezlerinin konfigürasyonunu belirledik. Bu merkezin R olduğunu söylemiştik. Bu karbonda R, aşağıdaki karbonda ise S. Ayrıca bu bileşiğin enantiyomerini de çizelim. Önceki videolarda bunun nasıl yapıldığını görmüştük. Buraya bir ayna koymuş ve gruplarımızı aynaya yansıtmıştık. Buradaki OH'ı yansıtıyoruz ve bunu elde ediyoruz. Bu tarafta hidrojen var. Hidrojeni de yansıtıyoruz. Aşağıdaki hidrojene bakalım. Bunu da aynamıza yansıtıyoruz ve yatay çizgimizi çiziyoruz. OH grubumuz da burada. Dikey çizgimizi bu şekilde yerleştirelim. Karboksilik asidimiz var fakat bu karbon kiralite merkezi olmadığı için kafa yormamıza gerek yok. Yalnızca COOH yazalım ardından aynısı bu karbon için de geçerli. Kiralite merkezi olmadığı için CH2OH yazabiliriz. Burada önemli olan sağdaki OH'ın ayna görüntüsünde solda olmasıdır. Fischer iz düşümünde OH soldaysa ayna görüntüsünde sağda olur. Şimdi elimizde bir çift enantiyomer var. Yani bunlar birbirlerinin ayna görüntüleridir, değil mi? Sağdaki soldakinin ayna görüntüsüdür. Fakat sağdaki soldakile çakışmaz. Yani üst üste gelmez.